Kayseri'de eski sevgilisi 18 yaşındaki Eda Nur Çoban'ı iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren 21 yaşındaki Gökhan Çatbaş'ın nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanında getirmemin sebebi de intihar etmek içindi," dedi. Olay, 13 Eylül saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Ambar mahallesinde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Eda Nur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşte yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Çoban'ın öldüğü belirlendi, cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eda Nur Çoban'ın, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümünü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirlenen Eda Nur Çoban'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. O arada, Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanında getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Eda Nur'u öldürmek istemedim. Eda Nur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü," dedi.